Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlere çok yararlı bir video çekeceğim. Sadece 4 ürünü, bu 4 türünde maskara, fondöten, aydınlatıcı ve ruj olmak üzere sadece bu 4 ürünü kullanarak çok güzel makyaj yapacağız. Maskarayla eyeliner yapacağız. Eminim ki bu dikkatinizi çok çekecek. Daha sonra işte rujlu allık yapacağız, far yapacağız vesaire böyle kısaca. Çok azıcık ürün kullanarak bu ürünlere kendi işlevi haricinde bir sürü farklı işleri de kullanarak çok güzel makyaj olacak eminim. Merak ediyorsanız hemen videoya geçebilirsiniz. Şimdi ilk başta kapatıcıyla başlayacağız. Yani kapatıcı dediğim aslında fondöten. Ben bugün stick bir fondöten tercih ettim. Çünkü likit ürünlerin çizgilere dolma olasılığı stick ürünlere göre daha fazla. Bu yüzden eğer dedim stick ürün kullanırsam çizgilerime daha az dolma yapar. Mantıklı bir şey değil mi? Şimdi bunu ilk başta normal bir kapatıcı gibi lekelerimi kapatmak için kullanacağım. Bugün bir pudra kullanmayacağımız için aslında bunu düşündüm. Eğer pudra kullanacak olsam likit, stick hiç fark etmez. Zaten sabitleyeceğiz. Ama bugün böyle bir şansım yok. Yani sabitleme şansım yok. O yüzden olabildiğince az dolma yapacak çizgilere ürünler tercih etmek zorundaydım. Bunu böyle iyice yediriyorum. Fırçamla. Özellikle bence bu makyaj yeni başlayan insanların, yani makyaja yeni başlayan kızların çok dikkatini çeker. Çünkü ben makyaj ilk başladığımda fondötenim vardı, kapatıcım yoktu, maskaram vardı, eyelinerim yoktu falan. Böyle işte tek tük böyle makyaj malzemem vardı. Ve bir ürünü o zaman birden fazla işlerde kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle böyle hepimiz eminim ki yapmışızdır. Bir ruju böyle her yerimize sürmüşüzdür. İşte allık olarak, far olarak, ruj olarak. Zaten ruju ruj olarak kullanırsınız ama yani. Allık veya far olarak mutlaka kullanmışsınızdır. Kapatıcı kadar lekelerimizi kapatması da bence gayet güzel kapattı. Bu arada ben Biolis'in stick fondöteni kullanıyorum. Bu bir önceki koleksiyonumdaki stick fondöten. Bendeki numarası yok çünkü bu standart. Yani bir tane renk çıkardı. O yüzden numara falan yok. Eğer benim ten rengimdeyseniz fondötenin rengi aslında uyumlu. Uyumlu size. Bugün bunu göz üstlerime falan da süreceğim. Çünkü bugün kapatıcımız yok. Böyle normal bugün bunu kapatıcı olarak da kullanacağız. Zaten ben bunu yapıyorum. Beni izliyorsanız eğer biliyorsunuzdur. İşte fırçamda kalanları falan gayet de göz kapaklarıma getiriyorum. Bunu kaç milyon kez söyledim bilmiyorum. Belki duymaktan sıkılmışsınızdır. Ama yeni izleyenler olur diye ve işte bu bir makyaj kuralıdır. Sen fondöteni nasıl göz kapağına, işte ne bileyim göz alt kısımlarına getirirsin gibi bir şey söylemesin diye bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar kapatıcılar fondötenlere göre çok daha konsantre, çok daha yoğun ürünlerdir. Ve çok daha yoğun olduğu için biz bu çok yoğun ürünü göz altımıza getirebiliyorsak veya göz kapağımıza getirebiliyorsak neden fondöten gibi daha az konsantre bir ürünü göz kapaklarımıza getirmeyelim ki? Yani aslında aslında düşüncem tamamen bu. Belki katılırsınız, belki katılmazsınız ama bence asıl mantıklı olan şey bu diye düşünüyorum. O yüzden çok rahat bir şekilde ben kapatıcı olarak vesaire fırçamda kalanı göz kapaklarıma getiriyorum. İşte şu an elimde farklı bir ürün olmadığı için yine aynı şekilde göz kapaklarımı kapatmak için morlukları, işte ne bileyim lekeleri, bir şeyleri kapatmak için kullanıyorum. Bence siz de kullanabilirsiniz. Hiçbir sakınca yok. Şuralarıma da, boyun kısmıma da getiriyorum kalan ürünü. Bence iyice yedirdik. Aynen. Şimdi fondötenimizden sonra artık sıra farımızda, yani rujumuzla far yapmakta. Ben bugün bu Yves Rocher'in rujunu kullanıyorum. Bendekinin rengi 120, böyle saten bitişi bir kırmızı. Ben zaten yazın bu tür rujları
hep far olarak kullanırım. Hatta yaz videomu izlediyseniz orada da görmüşsünüzdür ki normal toz far kullanmamışımdır. Siz bunu likit bir ürünle de yapabilirsiniz. Yani likit bir ürün kullanarak da böyle yaza daha çok uygun, daha böyle sıtan bitişi, daha doğal, daha far yokmuşçasına. Yani far yokmuşçasına derken far böyle sürdüğünüzde katman katman duruyor. Ama böyle ruj kullanırsanız o görüntü tamamen yok oluyor. Mutlaka deneyin eğer denemediyseniz. Ben de şimdi hiç yakınlaşmayacağım çünkü bir şey yapmayacağım. Bu orta parmaklarımla bunu böyle parmağımla iyice yayıyorum. Parmağımla yayma nedenim de daha ince yapmak. Ben bu rujları pek fırçayla beceremiyorum, fırçayla yedirmekte. Uç kısımları yaparken fırça kullanacağım ama şu anlık sadece parmağımla yukarı yukarı dağıtarak ürünü dağıtıyorum. Yukarı yukarı getirmek de böyle çok doğal. Sanki şuralarıma da dağıtmışım gibi bir görüntü elde ediyor. O yüzden o görüntüyü çok seviyorum. Bence yazın far kullanmayın. Özellikle zaten yazın daha çok likit ürünler ellerimizin gittiği için toz ürün mesela düşünün be. Fondöten kullanmadınız, işte likit bağlı tercih ettiniz, likit bir bronzer tercih ettiniz falan. Ve böyle birden patladan böyle gözünüzün üstüne normal toz bir far sürüyorsunuz. Tam böyle o yaz görüntüsü, o ışıl ışıl, o canlı görüntü tamamen yok olur birdenbire. Ama böyle daha likit, daha bu tür ürünler tercih ederseniz o görüntü hiçbir zaman yok olmaz. Çok uzattım biliyorum, sustum. Şimdi bu ibreşenin şuralara koyuluk olsun diye biraz daha şuralara biraz daha ürün getiriyorum. Bu niye böyle sürdüm? Daha sonra bir fırçayla, fırçayı düşündüm galiba ya. Şimdi kullanayım. Bir fırçayla bunu dağıtacağım. Böyle tampon hareketlerle. Çok dağıtmayacağım. Zaten amacım burayı biraz daha buğulu, biraz daha gölgeli yapmak. Bu kadarcık dağıtacağım. Evet. Artık sırada asıl noktamız var. Maskara ile eyeliner yapmak. Ben bugün bu Wet n Wild'ın Max Volume maskarasını kullanacağım. Normal maskara olarak da bunu kullanacağım zaten. Burada göz altlarımızı biraz da fondöten aydınlatacağız. Onu unuttum zannetmeyin. Şimdi böyle ince bir fırça alıyorum ve bu fırça aralarını bu fırçamı sürüyorum. Daha sonra fırçamla evet. Bu eyelinerımız tamam. Artık sırada diğer eyelinerımız var. Gördüğünüz gibi çok basit. Eğer elinizde eyelineriniz yoksa işte ne bileyim denemek istiyorsanız mutlaka deneyin. Çok güzel bir yol. Hiç eyeliner değilmiş gibi durmuyor. Kesinlikle doğal eyeliner gibi duruyor. Böyle göz kalemiyle sürmüşsünüz gibi de durmuyor. Görüyorsunuz değil mi? Normal bir eyeliner'dan hiçbir fark yok bence. Şuraları biraz daha mı getirsek desem? Şuraları biraz daha sürsem.
kalınlığını siz fırçanıza göre değiştirebilirsiniz, ayarlayabilirsiniz. Çünkü hem birazcık fırça inceliğiyle de alakası var. Ben şu an eyeliner kalınlığımdan memnun olduğum için inceltmeyeceğim. Siz isterseniz peçeteyle veya makyaj temizleme, İşte mendiliyle temizleyebilirsiniz. Şimdi kirpiklerime Max Volume maskarasını sürüyorum. Bence normal bir eyeliner'dan hiçbir farkı olmadı. Gayet güzel oldu. Kabul ediyorum. Hani ben bu taktiği kullanmıyorum. Yani eğer bir maskaram olmazsa, eyeliner'ım olmazsa tabii ki de bunu kullanırım. Genelde eyeliner'ım olduğu için bunu yapmıyorum. Ama elinizde eyeliner'ınız yoksa, işte az önce söylediğim gibi makyaja özellikle yeni başladıysanız bu taktik bence işinize çok yarar. Maskaramızı sürdük. Şimdi az önceki eyeliner sürdüğüm fırçanın kalan kısmıyla da hemen ben kaşlarımı dolduracağım. Tasarrufum da böylesi. Kaşlarımızı da doldurmak için bunu tercih edelim. Çünkü bugün kaşlarımız yok. Zaten kaşımızı sabitlemek için de yine şey kullanacağız. Maskaramızı kullanacağız. Kaşlarımı da doldurdum. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi bunu iyice sıyırıyorum. İyice. Çünkü renk vermek istemiyorum çok. Hafif hafif. Kaşlarımı sabitliyorum. Şimdi bunu yaptıktan daha sonra normal bir kaş tarağı alıp iyice tarayacağım ki o fazla ürün hemen sabitlenmeden gitsin. Burada kaşlarım şu an gayet sağlam böyle. Gitmiyor bakın. Şöyle tarayınca bile kol gitmiyor. Aşağı çok inmiyor, hareket etmiyor. Çünkü kaş ürünlerine göre maskaralar çok daha şey sağlam. Ama tabii ki de çok renkli olduğu için kullanamıyoruz. Zaten benim bir tavsiyem vardı. Bitmiş maskaralarınızı, yani bitmeye yakın maskaralarınızı çok rahat bir şekilde kaşınızı sabitlemek için kullanabilirsiniz. Onu da mutlaka deneyin bence. O da çok güzel bir yol. Şimdi evet. Şimdi sıra artık gözlerimizi aydınlatmanın. Yine aydınlatıcı olarak aynı fondöteni kullanıyorum tabii ki de. Çünkü bir kapatıcımız maalesef ki bugün yok. Kapatıcı fırçamla da bunu iyice dağıtacağım. Ama gördüğünüz gibi stick ürünlere göre, pardon, nikit ürünlere göre stick ürünler kullanmak hiç çizgileri dolmamasına neden oldu. O yüzden o konuda bakın doğru yapmışız. Yani nikit ürünü iki kullanmamışız. Artık sıra aldık da aldık olarak yine bu rujumuzu kullanacağız. Ellerim mahvoldu bu arada. Maskarayı az önce şey yaparken ellerim mahvoldu. Birazdan temizleyeceğim. Bunu hiç daha önce yanağımı kullanmadım. O yüzden birazcık kontrollü gitmek adına azıcık sürdüm. Gerçi azıcığım da yani azıcık benim. Bol bol, birazcık bol sürüyorum ben. Elim böyle çok aza yatkın değil. En doğal makyajım kına makyajı falan oluyor dermiş. Bu da gayet kolay dağılıyor şansıma. Yanakta böyle iz iz durmuyor. Şu an o konuda şanslıyım. Aynı bronzer sürmüş gibi yüzümü biraz daha ısıtmak için buralarıma da ruj getiriyorum. Gayet
güzel bir şekilde yüzümüzü ısıttık, alnımızda sürdük. Artık sıra aydınlatıcıda. Aydınlatıcı olarak Nivea'nın aydınlatıcısını kullanacağım. Bendekinin rengi 2. Açabilirsem. Şuralarıma da getireceğim. Çünkü ne olur ki, değil mi? Evet, şimdi artık sıra rujda. Ruj. Yine Yves Rocher'in rujunu kullanacağım. Bu arada bu Yves Rocher'in ruju da normal böyle işte rujlara göre, yani normal markalara göre, normal marka dediğim Golden Rose, işte Nivea gibi markalara göre çok azıcık daha pahalı. Ama rujları çok güzel. Yani ben rujlarını çok seviyorum. Gördüğünüz gibi yanakta, dudakta kullanımı da gayet güzel. Yanakta ve gözde kullanımı da gayet güzel. O yüzden ben bu Yves Rocher'in rujlarını genelde çok seviyorum. Şuradan... Zaten benim dudağım çok kalın olduğu için hiç dudak kalemine gerek yoktu. Bu gayet güzel oldu. Değil mi? Kırmızı ruju dudak kalemsiz sürmeye sen nasıl cesaret ediyorsun dermişim. Arkadaşlar benim hiç dudağım hiç yok gördüğünüz gibi. O yüzden birazcık böyle ruj kendini göstermemiş olabilir. Ama olsun. Ben beğendim yine de. Bence çok güzel makyaj oldu. Çünkü 4 ürün kullandık sadece. Özellikle bu maskara eyeliner'ını yapma fikri bence çok güzel. Eğer eyeliner'ınız yoksa ve makyaja yeni başladıysanız kullanabileceğiniz bir yöntem. Ve eyeliner'ınız bitmişse de kullanabilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan şey bir maskara ve bir fırça. O yüzden... Çok kolay bir şekilde tıpkı eyeliner gibi maskaranızı kullanabilirsiniz. Ben makyajımı çok sevdim. Makyajımın da bitmiş hali bu şekildeydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ve severek izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.